Canım Sevgi. Çöpsüz üzümdüm ben. Sade bir karanfile tutundum önce. Sonra aşka tutuldum. Bir sıcak gülüşe, beni saran elleri, güzel seven bir kalbe sıkı sıkı tutundum. Hayat hep öyle güneşli değildi oysa. Nasıl atıyordu kalbi ama? Maşallah. İlk fotoğrafı. Aynı sen. Sen şimdi bunu billboardlara astırırsın. Ya olur mu öyle şey ya? Aynı benmiş. Nereye aynı ben? Daha küçücük baksana. Ben kıyamam ya. Nazar dayarım. Allah korusun. Ya bu hafta ağzı, burnu, kulaklar oluşmaya başlıyormuş biliyor musun? Evet. Mucize gibi bir şey ya. Ya biliyorum şimdi kucağımıza almamıza çok var. Daha çok erken ama alsak şöyle hayırlısıyla, sağlıkla bir mis kokusunu içimize çeksek, öpsek, koklasak. Şöyle ana dese, baba dese. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Çok sapırsızsın. Sen yoksa babalık hormonu mu salgılamaya başladın şimdiden? Vallahi bilmiyorum ne salgılamaya başladım ama çok heyecanlıyım. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bebeğimiz güneş gibi doğdu hayatımıza ya. Bütün sıkıntıları unutturdu bize. Çok şükür. Güneş de güzel isimmiş ha. Ne yapsak, güneş mi koysak adına? Ne dersin? Hayır, şu an değil. Çok sabırsız. Ama şimdi yani ben evladıma ismiyle seslenmeyeyim mi? Yani doğana kadar alışsın, ismiyle büyüsün. İsmiyle büyüsün. Sevgiyle büyüsün. Aşkla büyüsün. Huzurla, mutlulukla. Aşkımız da büyüsün inşallah. Demek bana benziyor. Buna benziyor. Ayşe ile iletişime geçtim. Analizleri, raporları elimizde. Ama dediğim gibi... Kız hamile. Loğusa ve emzirme döneminde hesaba katarsak en az bir seneye ihtiyacımız var. Tamam. Hızlandıralım o işi. Sen nasıl dersen. Sen olmasan kafayı yerdim herhalde. Annemle de aram bozuk. Duvarlarla konuşuyordum artık. Şimdi var ya, bütün Antakya konuşuyordur. Hande'nin babası katil diye. Boş ver Hande, düşünme bunları. Olan oldu artık. Benim babam birini öldürecek kadar cani olamaz ya. Yapar mı? Yapar diyorsun. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar Hande. Evet. Seninle ilgili gerçeklerim de ortaya çıktı. Ama artık çok geç. Hadi kalk bahçede biraz hava alalım. Hadi. Efendim Ender? Ha iyiyiz iyiyiz, merak etme. Evet, Ayşe de bebek de iyi, sağ ol.
Eyvallah. Öyle mi? Ne zaman olmuş? Tamam. Ben müsait olduğumda ararım seni. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ ol. Kötü bir şey yok değil mi? Yok canım. Seni merak etmiş. Yani bebeğimizi. En sevdiğim koku bu. Ne kokusu? Yuva kokusu. Yuva kokusu diye bir şey var biliyor musun? Uzun zamandır almıyordum ben bu kokuyu. Konağı hiçbir zaman yuvam olarak görmedim diyorsun yani. İkimizin kurduğu dünyayı hiçbir şeye değişmem diyorum yani. Ben de değişmem. Ben de değişmem sevgilim. Ama şimdi oturup dinlenmeni istiyorum, olur mu? Sen şöyle otur güzelce dinlen. Ben de gideyim, işlerimi halledeyim. Olur mu? Ferit'cim niye oturayım ya? Bir de pış pışla istersen Ferit. Niye dinleneyim ki anlamıyorum. Doktor çalışabilirsin dedi. Hasta değilim ben. Gidip şimdi çorba yapacağım. Yok öyle çorba morba yapmak. Yok öyle ayakta duracaksın, yorulacaksın, çorbalar yapacaksın. Bitti o işler. Tamam ben gideceğim sana. En kral yerden yemek alıp geleceğim. Hatta yaptıracağım. Ağzının tadıyla şöyle oturacağız, mis gibi yiyeceğiz sevgilim. Tamam. Yok öyle. Sen beni şımartacak mısın hep böyle? Her zaman şımartacağım seni. Hadi gel bakalım şöyle. Gel. Gel. Gel 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 gel. Ya bak böyle arkama yaslanmalar falan hiç benlik değil ama bugünlük seni dinleyeyim tamam. Uzat hayatım ayağını. Sadece bugünlük seni dinliyorum tamam mı? Bugünlük öyle mi? Bak sen beni her zaman dinle bir tanem. Sen her zaman usta ol ki bebeğimiz de senin gibi usta olsun. Hadi ben şimdi senin üstüne bir battaniye getireyim. Şöyle güzel güzel dinlen. Sevgilim sen şöyle yat dinlen. Heh, ne yapalım? Tamam. Hadi sevgilim. Kalkmak yok. Tamam mı? Güzelce dinleniyorsun. Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Kalkmıyorum. Sen gelene kadar böyle kalacağım, dinleneceğim. Bebeğim benim. Ne yapalım? Baban öyle istiyor. Biz de yatıp dinlenelim. Sen bana tutun. Ben babana tutunayım. Üçümüz birbirimize kenetlenelim. Mutlu, mesut olalım. Seni seviyorum. Kalp Yarası ATV'de.